Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Işık kanalında okuyacağımız dersimiz, belgemiz bu. Tabi belgeyi size bu şekilde okumayacağız. Büyütelim, büyütelim, büyütelim. Okunacak hale getirelim. Evet. Burada öncelikle arkadaşlar Tuğramız kime ait? Burada Mustafa yazdığını görüyoruz. Mustafa Han bin Ahmet El Muzaffer daima, yani arkadaşlar 3. Mustafa'ya ait bir tuğra. Tabii bu tuğraları okuyabilmek için belki bu karışıklıkta okumamız zor olabilir ama belgenin hangi tarihte yazıldığına bakarsanız o dönemdeki padişahı da göz gezdirirseniz Tuğra'yı da okuyabilirsiniz. Burada zaten açık bir şekilde Mustafa yazıldığını görüyoruz. Bin, burada da Ahmet yazıyor. El Muzaffer daima. Evet arkadaşlar, şimdi belge biraz tabi divani hatlı da yazılmış. Lütfen dikkatlice takip edin. Rica ediyorum. Önemli butamlamalar, el kaplar daha doğrusu. Emirul Ümera'il Kiram, Kebirul Kübera'il Fiham, Zülkadri vel İhtiram, Sahibul İzzi vel İhtişam, El muhtassu bi mezidi inayetil melikil ala. Evet arkadaşlar, buraya kadar bu tarz el kapları ezbere okumamız, bilmemiz gerekiyor. Yer araya farklı kelimeler girebiliyor. Bunun için bu tür belgelerle sık sık haşir neşir olun. Mesela ben ne yapıyorum, yer yer tavsiye olarak söyleyeyim arkadaşlar. Bunun çıktısını alıyorum ve uzun uzadıya belgeyi inceliyorum. Böyle bakarak gözlerimizin aşina olmasıyla kendimizi geliştirebiliriz. Bu kısmı tekrar okuyayım. Lütfen dikkat edin. Hızlı okuyacağım. Emirul Ümera'il Kiram, Kebirul Kübera'il Fiham, Zülkadri vel İhtiram, Sahibul İzzi vel İhtişam, El muhtassu bi mezidi inayetil melikil a'la. Karaman Beyler Beyisi. Burada bir boşluk bırakılmış. Arkadaşlar, bu boşlukların bırakılması aslında çok ehemmiyetli. Burada Ahmet Mehmet de yazabilirdi. Bunun boş bırakılması bu fermanın, farz edelim bu o dönemin Beyler Beyisi değişti. 3-5 yıl sonra yeni biri geldiğinde bu hüküm onun için de geçerlidir manasında. Bunlar genelde boş bırakılır. Evet. Karaman Beyler Beyisi. Beyisi. Dame ikbaluhu. Dame ikbaluhu ve kudvetün, özür, ve kıdvetün nüvab vel müteşerri'in. Dame ikbaluhu kıdvetün nüvab vel müteşerri'in. Konya kazasında naibu şer olan Mevlana. Arkadaşlar, bu Mevlana bildiğimiz Mevlana Hazretleri değil. Bu bir ünvan, bir halife, bir hoca gibi arşivlerde bu tür ünvanlar oluyor. Bazı belgelere fakı ya da fakih diğer ifadeyle, bazılarının halife, bazılarında hace yani hoca, bazılarında Mevlana gibi bu tarz ifadeler olabiliyor. Beylerbeyi'sindeki boşluk gibi burada da
bir boşluk var. Yani direktmen A şahsı belirtilmiyor. Zide ilmuhu, zide ilmuhu tevki'i refi'i Hümayun. Tevki'i refi'i Hümayun. Vasıl olacak. Yani vasıl olacak manası. Olacak. Malum ola ki. Şu lam elif arkadaşlar. Mesela yukarıda da göstereyim. Şurada bir elif bir de lam elif var. Burada. Keza bir yerde daha vardı. Şurada arkadaşlar. Eğer 3 tane olursa bu elif tarzı biri elif, diğeri ikisi lam elifi temsil ediyor. Sadece 2 tane olursa lam elif direktmen okuyoruz. Evet, malum ola ki burada 2 tane elif var. Lam elif manasında yazılmış. Evet, malum ola ki kazai mezbura tabi. Kazai mezbura tabi sille. Evet, sille. Nam kariye. Konya'da Sille diye meşhur bir köy var arkadaşlar. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Tarihi bir yer. Konya'mızda. Mutlaka görün. Mevlana Hazretleri'nin de bilindik Mevlana Hazretleri'nin de oraya gittiği yer, hatta orada bir zaman ikamet ettiğine dair bilgiler var. Evet. Sille nam kariye sakinlerinden. Tabi artık şehir içinde kalmış sayılır. Hemen Konya'nın çıkışında yukarı tarafında bir yer arkadaşlar. Belediye araçlarıyla artık gidiliyor. Evet, sakinlerinden dedik. Tabi reklamlar bitti. Devam edelim. Anastas nam zimmi. Tabi isim telaffuzu farklı da olabilir. Anastas gibi, Anastasya gibi isimler var. Burada Anastas nam zimmi demek gayrimüslimmiş. Dergah-ı muallama arzuhal edip yine şurası yine kariye-i mezbur. Şurası da arkadaşlar. Mezbur'da yani adı geçen kariye yani Sille'de mutasarrıf olduğu yani tasarruf hakkın hak sahibi olduğu menziline muttasıl yani evine bitişik Vanos nam zimminin Vanos isimde bir zimminin menzili sakfından yani çatısından menzili sakfından cereyan eden yani akan su yolunun menzili üzerine akıp buna Hazeri şer'isi olduğun buna Hazeri şer'isi olduğun ve bu bapta yani şer'i bir maninin, engelin olduğunu ve bu bapta davasına muvafık yani uygun fetvai şerife virildüğün yani verildiğini manasında verildiğin gibi okuyoruz. Bildirip, evet, bildirip, iki şekilde de okuyabilirsiniz, sıkıntı değil arkadaşlar. Mucibince şerle. Şu arkadaşlar Y harfi değil, H harfi bu sağa doğru giden. Şerle görülüp Hazeri şer'isi yani şer'i sakıncası şerle men ve def
tamlamalı okuyoruz. Men u def. Evet. Şerle men u def. Kaldıralım. Olunmak babında, olunmak babında emri şerifim rica eyle dük eylediği, eyledüğü arkadaşlar, rica eyledüğü, yani bir tane zimmi padişaha ricada bulunmuş arkadaşlar. Burada tabii günümüzde rica biraz yanlış ya da doğru da olabilir. Yani biraz farklı yorumlanıyor. İşte küçük makamdan büyük makama, işte arzu hal gibi bir ifade var. Büyük makamdan da aşağı doğru rica olunur. Burada bir zimmi padişah ricada bulunuyor arkadaşlar. Bu önemli. Rica eylediği ecilden hazeri şer'isi şer'le men olunmak emrim olmuştur. Evet, şer'le men olunmak emrim olmuştur. Buyurdum ki, buyurdum ki, şurası önemli arkadaşlar. Bu boşluk boş bir boşluk değil. Burada şu yazıyor. Hükmü şerifim. Burası hüküm, burası şerifim. Belir belirsiz zaten anlayabiliyoruz. Genel olarak bu tarz metinlerde bu boşluklar oluyor. Bu şekilde yazılıyor. Burada hükmü şerifim yazıyor. Vusul bulduk da bu bapta sadır olan emir üzere, bu bapta sadır olan emrim üzere amel dahi mukaddema bir def-i şerle, mukaddema bir def-i şerle görülüp fasıl ya da fasıl olunmayan hususların tam hakku adil ya da hak ve adil yazıyor. Hakku adil daha uygun ifade. Tam hakku adil üzere mukayyet, yani kayıtlı ve fetvayı şerifine belge uzun arkadaşlar. Maşallah oku bitmiyor. Bereketli bir belge. Bu belge arkadaşlar bir abimiz gönderdi. Biz de dersimize uygun olduğu için okuyoruz. Sizler de mail adresime gönderebilirsiniz. Eğer uygunsa okuruz inşallah. Evet. Nazar edip, evet, ne fetva-i şerifine nazar edip, yani edip göresin arz olunduğu üzere ise ol bapta muktezayı şer'i kadim. Muktezayı şer'i, biraz tabii Arapça kelimelerde bazen Türkçe'ye uygun telaffuz ediyoruz. Evet, muktezayı şer'i kadim ve davasına mutabık fetvayı şerif arkadaşlar, burası fetvayı şerif mucibince amel edip dahi vecihi meşru üzere, şurada bir olan var, biraz silinik çıkmış, olan Hazeri şer'isin şer'le men udef eyleyip, burası dikkat, bu tamlama sıkça karşımıza çıkar bu tür belgelerde. Min ba't şer'i şerife
ve fetvayı münife. Evet arkadaşlar, bunu lütfen unutmayın. Minbat, şer-i şerife ve fetvayı münife. Ve emri hümayunuma ve emri hümayunuma muhalefet. Muhalif özür. Muhalif kimesneye, yani herhangi bir kişiye, kimesneye iş ettirmeye siz. Yani iş ettirmeyesiniz manasında iş ettirmeye siz. Burada arkadaşlar Eslemiyan'ı yazmış. Eslemiyan aslında burada esamisi, yani isimleri manasında bir kelime ya da burada direkt ben aslında şu yazmış arkadaş, Eslemiyan'ı yazmış ama buradaki Murat esamisi ya da isimlerini olması gerekiyordu. Yani isimlerini yazıp bildirip, evet buraya dikkat, buraya en uygun arkadaşlar iki şekilde okuyabiliriz. Şekil olarak Eslemiyan'ı yazıyor ama mana cihetinde isimlerini ya da esamisini. Şu da var arşiv metinleri arkadaşlar. Mesela esami çoğul bir ifade, isimler demek. Ama bazen esamileri geçiyor. Ler zaten ayrı bir çoğul, çoğulun çoğulu yapılmış oluyor. Burada da onun gibi bir ifade var. Yani hata da olsa mesela Esamiyan'ı gibi de okunabilir. Ama burada dediğim gibi buramla isimlerini Eslemiyan'ı ya da Esemiyan'ı, Murat burada isimlerini yazıp bildirip hususu mezbur için, hususu mezbur için. Dersimiz de maşallah uzun sürmüş. Farkında değilim. 17-18 dakika olmuş. Bir dahi şikayet, yani bir daha manasında arkadaşlar, bir dahi şikayet olunup emri ahar daha uygun. Yani başka bir emir irsaline, emri ahar irsaline muhtaç eylemeye siz. Evet, başka. Evet, muhtaç eylemeye siz. Şöyle bile siz. Yani bilesiniz manasında alameti şerife itimat kılasız, kılasın. Evet, alameti şerife itimat kılasın. Tarih kısmı tahriran. Şurada bir fi var, üst üste binmiş. Fi evahiri muharrem, yani Muharrem'in son 10 günü. Sene erbaa aşara, yani 14 yaptı. Ve mi'e, 114 yaptı. Ve elf, 1114 tarihler sondan başa doğru veriliyor arkadaşlar. Hicri, erbaa aşara ve mi'e ve elf, yani 1114 hicri tarih. Bu da yanılmıyorsam 1700'lerin başı, 701-703 gibi o tarihlere denk geliyor. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Be mekam, klasik olarak be mekam el mahruse-i Edirne. Be makamı el mahruse-i Edirne arkadaşlar. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalında bu dersimiz de böyleydi. İstifadeli olmuş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başka bir derse yine görüşürüz. Esselamu aleyküm.